أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim yaşadığımız sürece sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden yürümeyi, onun sünneti seniyesine ahlaken, amelen, her yönüyle sımsıkı sarılabilmeyi, Ruz-u Mahşer'de onun Livaul Hamd sancağı şerifi altında toplaşanlar arasında yer almayı, Havz-ı Kevser'inden kana kana içmeyi Rabbim cümlemize, annelerimize, babalarımıza, eş ve çocuklarımıza, dost ve yaranlarımıza nasip eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu istikamet üzere yürüyerek iman-ı kamil ile kelime-i şehadetle son nefesimizi teslim ederek cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi Ruz-u Mahşer'de Cemalullah'ı aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber doya doya seyredebilmeyi her birimize, eş ve çocuklarımıza, anne ve babalarımıza, dost ve yaranlarımıza nasip eyleye. Kıymetli izleyenlerim, Mişkatül Mesabih isimli hadisi şerif kitabımızdan sırayla okuyarak geldiğimiz noktadan, bıraktığımız noktadan devam edelim. Üç arkadaşın hikayesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatmıştı bir önceki dersimizde. Cilt hastalığına yakalanmış, saç kıran hastalığına yakalanmış, ama olan, gözlerini silme kör olan, gözlerini kaybetmiş olan üç tane kişiyi Cenab-ı Hak imtihan etmek istemiş. Cebrail aleyhisselam veya bir melek göndermiş. Gönderdiği melekle onları nasıl imtihan ettiğini, sonuçta her birisinin bu sıkıntıdan kurtulduğunu, aynı zamanda fakr-ı zaruret içerisinde olan bu üç kişinin, birisinin deve sürüsü, birisinin sığır sürüsü, birisinin koyun sürüsü olduğunu, vadi dolusu efendim hayvana sahip olduklarını, fakat imtihanı ikisinin kaybettiğini, birisinin kazandığını bir önceki derste dinlemiştik. Bugünkü dersimizde bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Ve an Ümmü Buceyd'in kâlet. Ümmü Buceyd radıyallahu anha annemiz der ki Kultu ya Resulallah bir gün ey Allah'ın Resulü innel miskine le yakifu ala babi fakir, miskin, yoksul birisi gelir. Miskin fakir hiçbir şey olmayan yoksul manasındadır. Le yakifu ala babi gelir kapımda durur, bir şeyler ister. Hatta estahiyye, yani öyle ki utanmaya başlıyorum. Fela ecidu fi beyti ma edfa'u fi yedihi. O dilencinin eline verecek bir şey bulamıyorum. Eskiden köylerde ev ev dolaşırdı fakirler. Karadeniz'de evler de dağınık olunca her eve gitmek için epey efor sarf etmesi lazımdı. Giderdi bir evin bahçesine, kapısının önüne giderdi. Başlardı şiir okumaya. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan derlerdi. Ve ondan sonra istekte bulunurlardı. İşte mısır verirlerdi, arpa verirlerdi, buğday verirlerdi, para verirlerdi, ekmek verirlerdi, bir şeyler verirlerdi.
Bu usul eskiden beri devam ettiği anlaşılmaktadır. Ümmü Büceyd radıyallahu anha annemiz diyor ki evimin önüne dilenci geliyor, kapıya dikiliyor. Bir şey verir misin, bir şey verir misin diye istekte bulunuyor. Verecek bir şey de bulamıyorum. Ne yapacağım, utanıyorum da onu da mahcup, yani boş çevirmek de istemiyorum. Utanıyorum o dilencinin o şekilde durduğu halde ona bir şey verememekten utanıyorum. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İdfe'i fi yedihi velev zilfen muharrakan. Yani verecek bir şey varsa ver, bir şey ver. Mümkünse bir şey ver. Yanık toyak da olsa, yani bir sığırın, bir devenin tırnağı da olsa, yanmış tırnağı da olsa, yani hepten boş çevirme. Bir hurma verirlerdi. Yarım hurma verdikleri de olurdu. Bir hurma değil, yarım hurma verdikleri de olurdu. Sonuçta az veren canından verir, çok veren malından verir diye bir tabir var. Eğer bir insan yarım hurma dilinciye veriyorsa, demek ki yarım hurma verecek kadar imkanı var demektir. O yarısını da çocuğuna verecektir, torununa verecektir veya kendisi yiyecektir. Ama hepten boş çevirmektense ona yarım hurma da olsa, yanık bir toyak da olsa, tırnak da olsa onu boş çevirmeyin diye aleyhissalatü vesselam Efendimiz tavsiyede bulundu. Kıymetli izleyenlerim, şurasını unutmamak lazım. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Varlıklı insanları varlıklı kılan, fakir insanları fakir kılan da Allah'tır. Yebsutur rizqe limen yeşâ. Allah-u Teala dilediğini rızkı bol olarak verir, dilediğine de daraltır. Fakir kıldığını zengin kılmaya, zengin kıldığını fakir kılmaya muktedirdir Allah Celle Celaluhu. Bir başka ifadeyle bugün zengin olan yarın fakir olabilir. Bugün fakir olan yarın zengin olabilir. Bir düşünelim, 6 Şubat'ta meydana gelen depremden 5 dakika önce, 2 dakika önce gerçekten trilyonları olan nice insanlar vardı. Eğer canını kurtarabildiyse evi yıkıldı, mağazası yıkıldı, arabalar enkaz altına kaldı. Eğer canını kurtarabildiyse sağdan soldan gelen erzak dağıtan arabaların erzakına, su verenlerin suyuna, battaniye verenlerin battaniyesine muhtaç hale geldi mi? Geldi. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Dolayısıyla bende varsa kendi eserim, kendi kerametim, kendi faziletim olarak onu görmemem lazım. Hatta kendi alnımın teri olarak bu kendi emeğimin gücüdür diye de görmemek lazım. Alnın varsa teri vardır. Alın yoksa teri de yoktur. Yani ne demek istiyorum? Biz bir malı kazandık, alnımızın, bileğimizin gücüyle, alnımızın teriyle kazandık dediğimizde bileği de veren Allah, gücü de veren Allah. Alnı da veren Allah, terini de veren Allah'tır Celle Celaluhu. İş imkanı da veren Allah'tır. Dolayısıyla sahip olduğumuz değerleri kendi eserimiz olarak görürsek yanlış olur. Mutlaka Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremidir diye görmek lazım. Kur'an-ı Kerim'e başlarken Fatiha suresinden sonra Elif Lam Mim'de ve mimma razaknahum, bizim onlara verdiğimiz rızıklardan yunfikun, infak ederler. Yani ben verirken şunu görmem lazım. Kendi malımı değil, Allah'ın bana verdiği rızıktan infak ediyorum. Bunu böyle görmek lazım. Şimdi kendi malımız, kendi mülkümüz, kendi servetimiz doğrudur, bize aittir. O ne demektir? Yani Ahmet Mehmet'le kendi aramda değerlendirme yaptığımız zaman Ahmet'in parası Ahmet'in, benim param benimdir. Mehmet'in malı Mehmet'in, benim malım benimdir. Ama benimle Allah arasında kıyaslama yaptığımız zaman benim malım da Allah'ındır, ben de Allah'ınım, Ahmet de Allah'ındır, Ahmet'in malı da Allah'ındır, Mehmet de Allah'ındır, Mehmet'in malı da Allah'ındır. Öyleyse ben benim malımdan fakir olan Ahmet'e veriyorsam, Allah ile aramızda düşündüğüm zaman Allah'ın bana verdiği rızıktan, Allah'ın benim gibi imkan sahibi kılmadığı, beni imtihan etmek için fakir kılıp kapıma gönderdiği o insana verip vermeyeceğimi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu
beni deniyor, beni imtihan etmiş oluyor. Olaya bu gözle bakmak lazım. Dolayısıyla eğer bir insan gerçekten fakir, yoksul, geldi senin kapına bir şey istiyorsa, bu insanı hepten boş çevirmemek için, efendim, yanık bir ayak tırnağı dahi olsa, yarım hurma da olsa bir şey vermek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği üstün ahlaktır. Kıymetli izleyenlerim, gerçekten evrensel bir peygamber olan, kıyamete kadar peygamberliği geçerli son peygamber olan, peygamberlerin sultanı olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize insanlığı, insafı, merhameti en mükemmel şekliyle öğretmiştir. Ne üstün ahlaktır ki kapına gelen bir dilenciye tepeden bakmayacaksın. Mutlaka ben buna bir şey verebilmeliyim. O duyguyla beni yetiştiren bir peygamber terbiyesi var ortada. Gerçekten mükemmel bir olaydır. Rabbim bu anlayışı, bu cömertliği her birimize, aile bireylerimize, bütün mümin kardeşlerimize nasip etsin diyorum. İkinci hadisi şerifimize geçelim. Dersimizin ikinci hadisi şerifine. Ve an mevlen li Uthman radıyallahu anhu, Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin bir mevlası, bir kölesi. Kale dedi ki uhdiye li Ümmü Seleme'te, Ümmü Seleme'ye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi annemiz Ümmü Seleme'ye bir hediye verildi. Ne verilmiş? Bid'atun min lahmin, bir parça et verilmiş. Ve kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yu'cibuhu el-lahm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de eti severmiş. Et hoşuna gidermiş. Ümmü Seleme annemize et verilince, Ümmü Seleme annemiz de aleyhissalatü vesselam Efendimizin eti sevdiğini bilince, fekâlet lil hâdimi, hizmetçisine dedi ki da'ihi fil beyti, yani bu eti sakla. Leallen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekülü, yani biz bunu yiyip bitirmeyelim, bunu ayıralım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu eti sever, bunu ona ayıralım demiş. Fevada'atuhu fi kevvetil beyti, o da bu et parçasını evin tabiri caizse tavanına koymuş. Yani saklama yeri olarak orasını uygun görmüş. وَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ, biraz sonra bir dilenci gelmiş kapıda, işte biraz önce anlattığım gibi bir dilenci, işte ihtiyacım vardır, bana ne verirsiniz diye bir şeyler istemiş. فَقَالَ تَصَدَّقُوا بَارَكَ اللّٰهُ ف۪يكُمْ, dilenci sadaka verin, Allah sizde olanlara bereket versin. Yani siz bana verin, Allah da size bereket versin diye dilenci kapıda, hani mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi dememiş. Ne demiş o dilenci? Tasadduku, ey ev sahibi, hane sahipleri, tasadduk edin, sadaka verin. Barikallahu fikum, Allah size bereket versin. Hanenize ve varlıklarınıza bereket versin. Fekalu barikallahu fike, evdekiler Allahu Teala sana da bereket versin dedi. Yani verecek bir şeyimiz yok. Yani sen bize dua ettin, biz de sana dua ettik. Fedehebe sail, dilenci bir şey verilmeyeceğini anlayınca gitmiş. Fedehelen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra gelmiş, içeri girmiş. Fekale, dedi ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ya Ümmü Selemete, ey Ümmü Seleme, hel indeküm şeyun at'amuhu, karnım aç, yiyeceğim bir şey var mı? Fekalet, Ümmü Seleme annemiz dedi ki, nam var ya Resulallah. Kalet lil hadim, hemen hizmetçisine dedi ki, İzhebi fe'ti Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme bidâlikel lahmi, o ayırdığımız eti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için getir. Fedehebet,
Hizmetçi gitti. Felem tecid fil küvveti illa kıt'ate merveti. Bir de eti koyduğu yere bakıyor. Orada et yok. Beyaz bir taş parçası var. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, aa diyor, et koyduğumuz yerde beyaz bir taş parçası var. Olaya muttali olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, فَاِنَّ ذَٰلِكَ الْلَحْمَ عَادَ مَرْوَةً لِمَا لَمْ تُعْطُوهُ السَّائِلِ. O dilenci geldi, et olduğu halde siz ona vermediniz, hiçbir şey yok diye. Siz ona vermediğinizden dolayı Cenab-ı Hak o eti taş parçasına döndürdü. Vermediniz, bak bundan siz de istifade edemediniz. Eğer verseydiniz, dilenci bundan istifade edecekti, sevabından siz istifade edecektiniz. Her ikiniz istifade etmiş olacaktınız. Vermediniz, dilenci istifade edemedi, siz de biz de istifade edemedik, taşa dönüşmüş oldu. Tabii burada dilenciyi boş çevirmemenin, mutlaka ona bir şey vermenin imkanı olduğu nispette bir şey vermenin önemini anlatan bir olaydır. Beyhakî'nin Delâil-i Nübüvvet'te zikretmiş olduğu bu hadis-i şerifte gerçekten alınması gereken dersler vardır kıymetli izleyenlerim. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ela uhbirukum bi şerrin nasi menzilen. İnsanların durum bakımından en kötüsü, en şerlisi kimdir? Size söyleyeyim. Kıyle nam. Evet ya Resulallah söyle de dikkat edelim. Kale ellezî yüs'elü billâhi ve lâ yu'tî bihî. Bir insan ki geliyor dilenci, Allah için, Allah hakkı için bana ver diyor. Ondan isteniyor, bu şekilde isteniyor. Ve lâ yu'tî bihî. O ise Allah hakkı için dendiği halde, Allah için dendiği halde vermiyor. Bu insanların en şerlisidir. Yani verme imkanı az da olsa verme imkanı olduğu halde Allah hakkı dendiğinde akan sular durur. Bir şey mutlaka vermeli. Eğer vermiyorsa bu insanların durum ve konum bakımından en şerlisidir. Bu hadisi şerifte ellezî yes'elü billâhi ve lâ yu'tî diye de zabıtlar vardır. Onun manası şöyle olur. Yani insanların en şerlisi ellezî yes'elü billah. Yani kendisi isterken Allah hakkı için verin, Allah hakkı için verin der. Fakat ve lâ yu'tî bihi. Kendisinden istendiği zaman Allah hakkı için vermez. Yani kendisi insanlardan isterken Allah hakkı için bana verin, Allah için bana verin der. Fakat bir başkası dilenci gelse ondan Allah hakkı için istese vermiyor. Bu insanların en şerlisidir. Yani zabıtlarda ikisini de kale aldığımız zaman birinci manada ne oluyor? Bir insandan Allah için isteniyor. Bu ismin bir hatırı var, bir hatırası vardır. Efendim, Allah hakkı için dendiği zaman, ya Allah hakkı için verdim sana, ne imkanı varsa az çok verdiği takdirde bu vebalden, mesuliyetten kurtulmuş olur. Eğer buna rağmen vermiyorsa, yumuşamıyorsa, bu işte menzile bakımından hoş olmayan bir menziledir. En şerli durumdur diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. وَعَنْ اَب۪ي دَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz başından geçen bir olayı anlatıyor. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh Efendimiz sahabe-i kiramın fakirlerindendir, yoksullarındandır, dervişlerindendir daha doğrusu. Gönül dünyası çok zengin olan bir sahabedir. اَنَّهُ اِسْتَأْذَنَ عَلَى عُثْمَانَ. Hazreti Osman Efendimiz emirul müminin olduğu dönemlerde izin istemiş, huzuruna girmiş. فَاَدِنَ لَهُ. Hazreti Osman Efendimiz isim verdi. Girebilir miyim? Buyur gir dedi. Fakat وَبِيَدِهِ عَصَاهُ. Hazreti Ebu Zerr-i Gıfari Hazretlerinin elinde asası vardı. Yani 40 yaşından sonra asa sünnettir. Bu sünneti kullanarak
İşte asası vardı Hazreti Osman Efendimiz'in huzuruna çıktığında. O esnada fekale Osmanu, Hazreti Osman Efendimiz Emirül Müminin, Hazreti Kabe dedik, ya Kabu, huzurunda bulunan Hazreti Kabe dedi ki, Kabul Ahbar'a dedi ki, inne Abdurrahman, Abdurrahman İbni Avf, sahabe-i kiramın büyük zenginlerindendi. Şüphesiz Abdurrahman İbni Avf tuvfiye, vefat etti. Ve tereke malen fema terafihi, ciddi bir mal bıraktı geride. Kanaatin nedir? Öldükten sonra bu kadar servet ve imkan bırakan Abdurrahman İbni Avf'la ilgili, yani bunun bıraktığı bu mal ile ilgili senin değerlendirmen nedir diye Hazreti Osman Efendimiz Kabul Ahbar'a soruyor. Fekale Kabul Ahbar radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, inkâni yasılü fîhî hakkallâhi felâ be'se aleyhî. Yani bu kadar servet bıraktı. Peki bu serveti kazandığında, bu serveti sakladığında Allah'ın hakkını ödedi mi, ödemedi mi? Zekatını verdi mi? Cömertliğini yaptı mı? Fakirlere, yetimlere, yoksullara el uzattı mı? Eğer bu malın hakkını bu şekilde verdiyse adam ölmüş, bir sürü mal bırakmış. La be'se bihi dedi. Yani zararı yok dedi bunun. Bunun bir zararı yok. Fıkıhta gene de la be'se bihi, mesela bu olur mu olmaz mı, la be'se bihi, bunda beis yoktur dendiği zaman, yani böyle olmasa daha güzel olur manası anlaşılır. Fıkıhta böyledir. Bunda beis yoktur. Yani olmasa daha iyi ama bunu da yapsan sıkıntı yok manasındadır. Şimdi burada Kabul Ahbar radıyallahu anh Efendimiz, Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh Efendimizin öldükten sonra bir sürü servet bırakmasına beis yoktur diyor. Eğer hakkını ödemişse, Allah'ın hakkını ödemişse, zenginin hakkını ödemişse bunda beis yoktur dedi. فَرَفَعَ اَبُوْ ذَرِّنْ عَصَاهُمْ فَضَرَبَ كَعْبًا. Hazreti Osman Efendimiz'in huzurunda Ebu Zer'il Gıfari radıyallahu anh Efendimiz asasını kaldırdı. Hazreti Kabul Ahbar'a bir tane indirdi. Yani senin bu sözün doğru değildir manasında. Tabi ortada bir Emirül Müminin var, Hazreti Osman Efendimiz var. Sen onun huzurunda misafirsin. Onun misafirine sen orada böyle bir tavır nasıl sergileyebilirsin? Bu yargılanabilir. Ancak alimlerimiz bunu Hazreti Ebu Zer'il Gıfari radıyallahu anh Efendimizin cezbeye geldiğinden bahsediyor. Yani kendisinden geçerek bunu yaptı. Kontrolünü kaybetti. Şimdi kıymetli izleyenlerim, bir fakir vardır, bir de zengin vardır. Fakirin sabrettiğini düşünelim, zenginin de şükrettiğini düşünelim. Acaba sabrederek fakirlik mi evladır, şükrederek zenginlik mi evladır? Hangisi daha faziletlidir? Bunu alimler tartışmışlardır. Bazıları fakirliğin daha evla olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna fakir olarak gitmenin daha evla olduğunu savunmuşlardır. Bazıları zenginliğin hakkını vererek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna zengin olarak gitmenin daha evla olduğunu söylerler. Her iki tarafın da delilleri vardır. Bu deliller de kale alınacak cinsten delillerdir. Dolayısıyla Ebu Zer'il Gıfari radıyallahu anh Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna fakir olarak gitmenin daha faziletli olduğuna inandığı için burada Kabul Ahbar radıyallahu anh Efendimizin la be'se bihi, zarar yok demesine dayanamadı, cezbeye geldi, gayri ihtiyari bir tane sopa indirdi ona. فَرَفَعَ اَبُوْ ذَرِّنْ عَصَاهُمْ فَضَرَبَ كَعْبًا وَقَالَ ve dedi ki, سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim. مَا اُحِبُّ لَوْ اَنَّ لِي هَذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا. Şu Uhud dağı altın olup bana ait olsa, اُنْفِقُهُ وَيُتَقَّبَّلُ مِنِّي. Ben bunu infak edip Cenab-ı Hakk'ın kabul edebileceği şekilde bunu infak etmem bir tarafa. اَذَرُ خَلْف۪ي مِنْهُ سِتَّ اَوَاقِيَّ. Ondan
altı okuya, yani altı okuya dediği bir ölçü miktarıdır. Yani bir miktar bırakıp efendim geri kalanın tamamını Allah yoluna infak edip, kocaman bir daha infak edip sadece altı ukiye bırakırım. Bunun dışında bir şey bırakmam. Ma uhibbu, yani sevmem, arzu etmem. Lev enne li hazel cebele zeheben unfiquhu ve yutakabbelu minni ederu halfi minhu sitte evakiyye. Yani ondan altı ukiye bırakıp geri kalanın tamamını tasadduk etmek. Efendim, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz o Uhud Dağı'nın tamamını, altın olan Uhud Dağı'nın tamamını efendim tasadduk etmeyi, bir miktar geride bırakmayı efendim tercih ettiğini söylemiştir. Yani Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz geriye altı ukiye bile bırakmamayı tercih ederken, siz Abdurrahman İbni Avf'ın bıraktığı servet için la be'se bihi diyorsunuz, dayağı hak ediyorsunuz der gibi bir yaklaşım sergilemiştir. Bunu söyledikten sonra Ebu Zerr-i Gıfari radıyallahu anh Efendimiz diyor ki en şuduke billah ya Osman esemi'tehu. Yani Allah için söyle bakayım ey emirul müminin, sen bu sözü Peygamber Efendimiz'den duydun mu, duymadın mı? Duydun mu, duymadın mı? Selâfe merratin, bunu üç kere söylemiş. Üç kere bunu söylemiş. Duydun mu, duymadın mı? Duydun mu, duymadın mı? Kâle nâm. Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh, evet ben de duydum dedi. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz kocaman bir Uhud dağı büyüklüğünde altın olsa iyi bir zengin. Öldüğün zaman bunun yarısını miras olarak bırakmış olabilir, diğer yarısını tasadduk etmiş olabilir. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz altı ukiye bile münasip görmüyor. Ben bunu tasadduk ederim, fakirlere, yetimlere, yoksullara dağıtırım ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna böyle malsız olarak giderim. Tercihi bu yöndeydi. Onun tercihinin yanında Abdurrahman İbni Avf'ın bu kadar servetle ahirete intikal etmesinde beis yoktur demeni uygun görmedim. Asamı onun için kullandım demiş oldu efendim Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh Efendimiz. Peki bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz. Ve an Ukbete ibnil Harithi kâle sallaytu verâen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme bil medînetil asra. Diyor ki Medine'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Feselleme, selam verdi. Sümme kâme musra'an. Selamdan sonra hızlı bir şekilde kalkmış. Suratı bir şekilde kalkmış. Fetehatta rikâben nâsi ilâ ba'dı hücre nisâhi. İnsanların tabiri caizse omuzların üzerinden böyle hızlı bir şekilde geçerek evlerinden, eşlerinden birisinin odasına doğru ilerledi. Böyle telaşlı bir şekilde gidince فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ, onun bu telaşlı gidişinden insanlar korktular. Ne oldu acaba yani? Ne, bu telaş, ne bu şiddet, bu celal derler ya. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ, biraz sonra döndü geldi. Döndüğünde فَرَاءَ اَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ, insanların duruşundan onun bu tavrını efendim taaccüble karşıladıklarını, korktuklarını anladı. Hepsinin, herkesin dikkatini çektiğini, merak ettiklerini anladı. Kale dedi ki, zekertu şeyen min tibrin indena, bizim yanımızda bir miktar külçe vardı. Yani bir külçe altın geldi bir miktar. Fekerihtu en yehbiseni feemertu bi kısmetihi. Yani o orada durursa beni meşgul edeceğinden korktum. Onun taksimini fakir fukaraya verilmesini emrettim. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz, benim evimde bir miktar altın var. Ben evde durursa kafamı meşgul eder. Kafamı meşgul etmesin diye hemen gittim, talimat verdim bunu. Fakir fukaraya, yetim yoksula dağıtın. Erbabına, ihtiyaç sahiplerine dağıtın dedim. Onu kafamdan çıkardım diyor.
Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Cenab-ı Hak şefaatine cümlemizi nail eylesin. Dünya sevgisi zerre kadar kalbine girmemiş. Tamamen onu çıkarmış. Aşk-ı ilahiyle, ahiret derdiyle dertlenen bir peygamber. Onu örnek alan asr-ı saadetten bugüne kadar çok insan olmuştur. Elbette biraz önce ifade ettiğim gibi acaba zengin olup fakir, yetim, yoksul, insanların elinden tutanlar, bunlar faziletli insanlar değiller midir? Elbette bunlar da faziletli insanlardır. Hatta bazı alimler hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara en çok menfaati olandır. Gerçekten zenginliğin hakkını veriyorsa bu çok önemli. Zengin olmak başka şey, zenginliğin hakkını vermek başka şeydir. Bir insan zengin olur, zenginliğin hakkını verirse o insan insanlara çok faydalı olduğundan dolayı bunun derecesi az değildir. 3 tane, 5 tane, 10 tane yetimin ihtiyacını görmüştür. Efendim hastanın ihtiyacını görmüş, yoksulun ihtiyacını görmüş, açın karnını doyurmuş, tedavi olacak birilerini tedavi etmiştir. O insanlar fakr-ı zaruret içerisinde kıvranıp bu ihtiyaçlarını karşılayamayacaklardı. Allah-u Teala bunu vesile etmiştir. Seve seve Allah rızası için bu servetinden seve seve bunlar için dağıtan bir insanın bu yaptığı. Öbürün hani seccade üzerinde kıldığı namaz vardır, çektiği tesbih vardır. Bunlar kendisini ilgilendiren faziletlerdir. Elbette bunlar çok güzel şeylerdir. Ama öbürün bu fakir, yetim, yoksulun, ihtiyaç sahibi olan insanların ihtiyacını gören, karnı aç olanların karnını doyuran insanın elbette bu ortaya koyduğu çalışma ne olmuş oluyor? Birçok insanın ihtiyacını görmüş oluyor. İnsanların en faydalısı insanlara en çok faydası olandır. Hadis-i şerifine baktığımız zaman elbette bunu da iyi değerlendirmek lazım. Yani saplantı olarak mutlaka fakirlik zenginlikten üstündür veya tam tersi zenginlik fakirlikten üstündür dememek lazım. Fakir olanda sabır önemlidir. Zengin olanda şükür önemlidir. Bir de gerçekten zenginliğin hakkını vermek, ihtiyaç sahiplerine seve seve elhamdülillah Cenab-ı Hak bu imkanı bana verdi. Seve severek ben de bunların ihtiyacını, Rabbimin kullarının ihtiyacını görüyorum diyebilmek lazımdır. Ve an Aişe radıyallahu anha. Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha der ki: "Kâne li Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme 'indî fî meradihî sittetü denânîr ev seb'atun." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm döşeğinde o hastalıkta yatarken benim yanımda 6 dinar veya 7 dinar vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait 6 veya 7 dinar vardı. Fe emrani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en uferrikaha. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu dağıtmamı, ihtiyaç sahiplerine vermemi bana emretti. Fakat feşegaleni veca'u nebiyyillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in o ölüm döşeğinde, o hastalığındaki ağrıları, sancıları onunla ilgilenmemi gerektirdi. O ilgilenme esnasında taksim et emrini unuttum ben Efendimiz'in rahatsızlığıyla ilgilenmeye başladığımdan dolayı. Sümbesi eleni anha, bir ara kendine gelip fırsat bulduğunda bana sordu o 6 veya 7 dinar ne oldu diye. Ma faalti es-sittete evis-seb'ate veya ma faaleti s-sittete evis-seb'atu, ne oldu o 6 veya 7 dinar ne oldu diye sordu. Kultu dedim ki la vallahi laqad kana shagalani waj'uk. Ya Resulullah, hayır, emrini yerine getiremedim. Senin rahatsızlığın beni meşgul etti, ona vakit ayıramadım. Feda'a biha, getir bana dedi. Sümme vala'a fi keffihi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz avucuna koydu onları. Fekale dedi ki ma zannu nebiyyillahi lev leqiyallaha ve hâzihi indehu. Bir peygamber yani yanında bu kadar para varken Cenab-ı Hakk'a kavuşmuş olsa durum ne olur? Ben böyle Cenab-ı Hakk'a elimde böyle bir imkan olduğu halde kavuşmak istemem. Mutlaka ihtiyaç sahiplerine verilmiş olduğu halde
ben irtihali dari baka yapmak isterim demiştir. Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimiz işte olayı böyle değerlendirmiştir. Bir peygamber olarak olayı böyle değerlendirmiştir. Rabbim anlayabilmeyi nasip eylesin. Yani böyle torbaya doldurup biriktirdiğimiz, benim 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 dediğimiz, nefsimiz için biriktirdiğimiz, o bize kalmayacaktır. Allah için verdiğimiz bizimle gelecektir. Hele çevremizde ihtiyaç sahibi insanlar varsa, efendim kitabını alamayan talebeler varsa, defterini kalemini alamayan talebeler varsa, sarığını cübbesini alamayan talebeler varsa, elbette bunlar bizim için tam harcama yapabileceğimiz yerdir. Hastası, yetimi, yoksulu, ihtiyaç sahiplisi veya okuyan talebe tam harcama yapabileceğimiz yerlerdir. Bunları asla ihmal etmemek lazım. Ne verirsen elinle o gelir seninle meselesi burada kendisini çok net bir şekilde göstermiş olur. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem dekhala ala bilalin ve indehu subratun min temr. Hazreti Bilal radıyallahu anh Efendimizin yanına geldi. Bir miktar hurma vardı Hazreti Bilal'in önünde. Fekale ma hada ya Bilal. Ey Bilal, bu ne? Ya bir yığın hurma var ortalıkta. Kale şeyun ittahartuhu li gadin. Ya Resulallah, işte bunu ben kenara koydum. Yani bekletiyorum bunu yarınlar için. Yani yarınlara azık olsun diye beklettim. Fekale ema tahşa, dedi ki ey Bilal, korkmaz mısın? En tera lehu gaden buharan fi nari cehenneme yevmel kıyamet. Bu yarınlar için ayırdığının yarın ahirette kıyamet gününde cehennemde sana ateş olmasından korkmaz mısın? Enfik Bilal, ey Bilal, infak et, Allah için ver. Ve la tekşe min zil arş ihlala. Arşın sahibi olan Allah'ın seni fakirleştireceğinden korkma buyurdu. Kıymetli izleyenlerim, bu bize neyi söylüyor? Şunu eğer önceki derslerimizi hatırlayan kardeşlerimiz bilirler. Kurban bayramlarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk zamanlarda et stok yapmayı yasaklamıştı. Çünkü ete ihtiyacı olanlar çoktu. Gelecek için hazırlayan kişiler gelecek için işte 3 ay 5 ay sonrası için et biriktiren kişiler bir tarafta günlük ihtiyacını göremeyip açlıktan ölümle karşı karşıya kalan insanlar vardı. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk zamanlarda bu ittiharı, yani kenarda bekletmeyi yasaklamıştı. Mümkündür ki Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Efendimiz'e bu talimatı verdiği zamanda ortalıkta ciddi manada kuraklık var, kıtlık var. İnsanlar açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Dolayısıyla böyle bir zamanda Allah fakirlikten korkup da biriktirip uzun süre ben saklayayım. 3 ay sonra 5 ay sonrasını hesap ederek bunu yerim. Ama bu taraftan bugün ölmek tehlikesiyle karşı karşıya, bugün aç olanlar vardır. Bugünkü aç olanların açlığını kale almadan böyle bir beklentiye girmek doğru değildir şeklinde anlaşılmalıdır. Kıymetli izleyenlerim, son iki hadis-i şerifimizi de hızlı bir şekilde bitirelim bugünkü dersimizde. Kale Ebu An Ebi Hureyre radıyallahu anh, Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz der ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Es-sehâhu şeceretun fil cenneti. Cömertlik cennette bir ağaç gibidir. Cömertlik bir ağaçtır. Bu ağacın kökleri cennettedir. Dalları dünyaya doğru uzanmıştır. Femen kâne sehiyyen, bir insan eğer cömertse, ehede bi gusnin minha, o kökleri cennette olan cömertlik ağacının bir dalından tutulmuş oldu. Felem yetruk hulgusnu, o dal onu bırakmaz, eninde sonunda cennete getirir. Demek ki cömertlik yapan cömert insan, cennette kökleri olan bir ağacın, cömertlik ağacının dalına yapışmıştır. O dal çeke çeke onu cennete götürür. Yani cömertin gideceği yer eninde sonunda cennettir demiş oluyor. وَالشُّحُّ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ Cimrilik de cehennem ateşinde bir ağaç gibidir. فَمَنْ كَانَ شَحِيحًا Eğer bir insan cimri ise اَخَدَ بِغُسْنٍ مِنْهَا O ağacın dalından yakalanmış olur.
فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغُسْنُ حَتَّى يُدْخِلَهُ النَّارِ O da onu çeke çeke cehennem ateşine sokar diyor. Demek ki cömertlik cennetteki bir ağacın dalına yapışmaktır. Cimrilik de cehennemdeki bir ağacın dalına yapışmaktır. Her iki dalda kendisine yapışanı bulunduğu yere çekiyor. Cömertlik cennete çekiyor, cimrilik de cehenneme çekiyor buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kıymetli izleyenlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz Kerramallahu Veşhet'ten rivayet edilen hadis-i şerifinde şöyle buyurmuşlardır. Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bâdirû bis-sadakati. Ölümle karşı karşıya kalırsınız. Ölüm her zaman karşınızdadır. Yanınızdadır, ensenizdedir. Ansızın ölüm gelir sizi bulur. Bir, bunu unutmayın. İki, sağlığınız saatiniz yerindedir. Ama birden sağlığınızı kaybedebilirsiniz. Bir trafik kazasında kolunuz, bacağınız kırıldı. Kalkamıyorsun. Her tarafın, efendim, iki ayağın alçıya alındı. Yatakta uzanmaktan, ihtiyaçlarını yatakta görmekten başka bir çaren kalmaz. Bir pıhtı atması, ciğerlere, beyne bir pıhtı atması, bir tarafın felç olması her zaman olabilecek şeylerdir. Herkese de olabilecek şeylerdir. Kimsenin bunlardan kurtuluş için garantisi yoktur. Bugün burada rahat oturuyorum, konuşuyorum, hareket ediyorum. Biraz sonra aynı şeyin devam edeceğinden ben de emin değilim. Beni dinleyen siz kıymetli izleyicilerimiz de emin değildir. Öyleyse ölüm gelip beni birden bulabilir mi? Bulabilir. Hastalık gelip beni birden bulabilir mi? Bulabilir. Felç olabilir miyim? Yatalak düşebilir miyim? Akli dengemi kaybetmiş olabilir miyim? Bütün bunlar ihtimal dahilindedir. Olabilir. Onun için diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Bâdirû bis-sadakati. Ölüm gelip çatabilir, önceden sadakanızı verin. Ölüm gelip çattıktan sonra sadaka veremezsin. Bitti zaten. Diyelim ki pıhtı geldi, felç oldun, ağzın yamuldu, konuşamıyorsun. Peki o zamana kadar vermediysen imkanlarından Allah yolunda sadaka verip değerlendirip ahiret sermayesini dönüştürmediysen ya öldün veremiyorsun. Felç oldun, akli dengeni kaybettin, kendine malik değilsin yine veremiyorsun. Peki böylece ne olmuş oluyor? Senin servetin senin lehinde değil, aleyhinde tahakkuk etmiş oluyor. Eğer verebilseydin, daha önceden aklını başına toplayıp verebilseydin, bugün bugündür, yarın bu imkanlar ele geçmez, malım çıkar, fakir olurum, hayatım biter, ölürüm, efendim hasta olup kendime malik olamaz hale gelirim, dolayısıyla ben şimdi aklım başındayken, sıhhatim yerindeyken vereyim demek varken, efendim, bunu söylememek bir noksanlıktır. Bâdirû bis-sadakati fe innel belâ lâ yetehattâhâ. Eğer siz önceden sadaka verirseniz o es-sadakatü teruddül belâ. Sadaka ne yapar? Belayı reddeder. Sizin vereceğiniz sadakalar bir ahiret sermayesine dönüşmüş olur. İki belaların da def'u raf'u izalesine vesile olur diyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Hem ahiret sermayesi olması bakımından hem de belaların defu rafu izalesine vesile olması bakımından bir an önce sadaka vermek lazım diyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Böylece bir dersimizin sonuna geldik. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birinizi, eşlerinizi, annelerinizi, babalarınızı, çocuklarınızı, dost ve yaranlarınızı iki cihanı mamur olanlardan eylesin. Her ne türlü hayırlı muratlarınız varsa ikram eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olan, maddi ve manevi hastalığı olanlara Rabbim acil şifalar ihsan eylesin, sıkıntılarımızı izale eylesin. Evlada ihtiyacı olanlara evlat, eşe ihtiyacı olanlara hayırlı eşler, işe ihtiyacı olanlara hayırlı işler ve Yüce Rabbim Celle Celaluhu hayırlı komşular, hayırlı çevreler her birimize nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.